Şahin Bey Belediyesi tarafından Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi'ne uyum ve inovasyon merkezi açıldı. Gençlerin dostu Mehmet Tahmazoğlu, hoş geldiniz. Uyum ve İnovasyon Merkezimizin Şahin Meyve Kongre Sanat Merkezi'nde açılmasına büyük mutluluk duyuyorum. Katkısı olan herkese ve Şahin Bey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum. Bu mekanın hayırlı olmasını diliyorum. Burada destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sizden teşekkür ediyorum başkanım, sayın başkanlarım. Teşekkürler geldiğiniz için. İkinci RIF'imizi, yani Uyum ve İnovasyon Merkezimizin ikinci yerini açmaktan gurur duyuyoruz. Of course, it's not possible without the very strong collaboration with the mayor and all of the very supportive contributions of our colleagues. Elbette başkanımız Tahmizoğlu ve diğer katılımcılarımız olmadan da bu mümkün olmazdı. The facility aims to foster self-reliance and resilience among refugees, migrants and host communities through innovation. Evet, bu merkezimiz elbette göçmenlerimiz için, geçici koruma altındaki insanlar için bir fırsat, onların yeteneklerini geliştirmeleri. Ve tabii ki de ev sahibi topluluklar için de, herkes için de yeteneklerini geliştirmesi için çok güzel bir fırsat olacaktır burası. The facility has state-of-the-art digital fabrication laboratory and will be offering, and it has been offering, innovation and entrepreneurship programs such as idea incubation and digital and training. I'm worried about the translation. I'm trying to keep it simple for you. Sorry, thank you. Yani bu merkez tabii ki de teknoloji laboratuvarlarıyla beraber ileri derecede teknoloji laboratuvarları ve özellikleriyle beraber bir yenilik olacaktır, yenilik getirecektir. Çıkarma çağındayız. Bizim az önce öğrencilerimize de söyledim. Eskiden büyüklerimiz derdi ki bize yeni icat çıkarma, eski köye yeni adet getirme. Halbuki tam tersi, icat çıkarmamız lazım. Yeni yeni keşifler yapmamız lazım. Yeni buluşlar yapmamız lazım. Bunun için de imkan lazım. İşte burası imkan. Az önce Şahin Bey Belediye'mizin yine Yamaçtepe Bilim Kantonu'nda orada öğrencilerimizle beraberdik. Orada da buna benzer tesislerimiz var. Biz istiyoruz ki gençlerimiz icat çıkarsın. Yeni teknolojilerde, yeni alanlarda araştırmalar yapsın. TÜBİTAK zaten bunun için kurulmuş. Başında da çok kıymetli Hasan Hocam var, böyle bir merkez açacağız deyince sağ olsun bizi kırmadılar, buraya kadar geldiler. Allah razı olsun kendilerine, çok teşekkür ediyoruz. Kilis Üniversitesi rektör vekilimiz burada. Biz burası hem öğrencilerimiz hem vatandaşlarımız açık. Aklımızda bir fikir var, bunu hayata geçirmek istiyoruz. Bu nasıl olabilir? Buyurun gelin, çıkın gelin hemen burada. Her türlü imkan var. Burada eğitmenlerimiz var. Size her konuda yardımcı olacaklar. Yeter ki yeni fikirler oluşturalım. Artık bir farkındalık oluşturmamız lazım ki diğerlerine şahıs olarak, ülke olarak farklı bir noktaya girelim. Türkiye gerçekten bu alanda gerek TÜBİTAK, gerek Teknofest'lerle, gerekse savunma sanayi alanındaki yeni yatırımlar, yeni araştırmalarla çok farklı noktaya doğru gidiyor. Daha da gidecek. Allah razı olsun emeği geçenlere, ben TÜBİTAK Başkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Bu alandaki her şeyi çok destekliyor, yakinen takip ediyorlar. Biz de belediye olarak bu alana destek veriyoruz. Teknofest'e katılan takımlarımıza destek veriyoruz. Ki buranın altında yine Bilim Şahin Bey var, deney atölyelerimiz var, konservatuvarımız var. Biz her alanda destekliyoruz. İşte burada siyah salonumuz, 11 salon, buradaki kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyoruz. Bunun karşısına şimdi Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesini yaptık. Ve orada gençlerimiz yine araştırma alanında, bilimsel araştırma, bütün üniversitelerde bizim dijital bağlantımız var. Kütüphanelerde dijital bağlantımız var. Yani buradan dünyanın her yerindeki bilgiye erişip, indirip
onlardan faydalanabiliyorsunuz. Bunların tüm ücretlerini biz karşılıyoruz. İmkanları biz karşılıyoruz. Kütüphanemiz 7/24 açık. Yine geleneksel sporlar merkezi yaptık. Burada Akkent Spor Köyümüz var. Gençlerimizin spor alanında da kendilerini geliştirmesini istiyoruz. Gençlerimiz derken tabii tüm vatandaşım. Bize göre herkes genç. Yaşlanmam da ben göremiyorum. Dolayısıyla her yaşta, ki başkanımızla sordum, spor yapıyor musunuz dedim. Demin biraz rampa çıktık, hiç teklemeden çıktı, hoşuma gitti. Dedi, günde 10 kilometre yürüyorum dedi, standart. Artık daha başka ne sporlar yapıyor bilmiyorum. Yani onun için bedenen güçlü olacağız, fikren, zikren güçlü olacağız, araştırmalar yapacağız, kültür sanat alanında da araştırmalar yapacağız. Böylelikle her alanda kendimizi geliştireceğiz. İşte bu tesisler bunun için bir fırsat. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. IUM'de işbirliğimizden dolayı desteklerinden.